Öyle gözüküyor musun oğlum? Görüyor musun kendini? Çekimlerde artık bana sen destek olmuyorsun. Ama olmuyorsun. Kusura bakma, gerçeği söylüyorum. Bugünkü konumuz özgüven. Değil mi Joy? Aloha. Bugün size özgüvenle ilgili bir video çekiyor olacağım. Özgüven nedir ve nasıl kazanılır bu videonun esas konusu. Ve özgüvenle ilgili açıkçası hani ben böyle video çekeyim mi çekmeyeyim mi, yeterince anlatabilir miyim, yeterince size fayda sağlayabilir mi? Hani bu videoyu izledikten sonra hayatınıza bir katkısı olur mu diye çok düşündüm. Ama özellikle geçenlerde özgüvenle ilgili işte video çekmemi isteyen böyle bir yorum geldi. Benim de ne zamandır aklımdaydı. Psikolog olmadığımı, bilir kişi olmadığımı, psikoterapist olmadığımı da belirterek tamamen kendi deneyim, düşünce, tecrübelerime dayanarak bu konuya birazcık değineceğim. Ve belki aranızda hani gerçekten özgüvenle ilgili sıkıntı yaşayan, belki gerçekten hani bu konuda bazı şeyleri çözmek isteyen ya da hani özgüven nedir, daha özgüvenli nasıl olabilirim ya da özgüvenle ilgili konuları hayatımda nasıl çözebilirim gibi gibi böyle kendine soran arkadaşlarımız varsa, çünkü benim de özgüvenle ilgili bayağı uzun süre ve hala da üzerinde çalıştığım bir konu, %100 özgüvenliyim asla diyemem, konular oldu. Dolayısıyla da bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Özgüven, özdeğer, özsaygı, özyeterlilik, başka özsevgi dedim mi? Hani bunların hepsi aslında birbirinden farklı konular. Ve bence bunların başına öz geldiği zaman hani bizim kendimize verdiğimiz güven, değerlilik, yeterlilik, hani özümüze kendi biçtiğimiz değer diyebilirim size. Yani şunu demeye getiriyorum. Özgüven ve özgüvensizlik aslında sizin kendinize biçtiğiniz güven ya da sizin kendinize biçmeyi reddettiğiniz güven anlamına geliyor. Yani özgüven dışarılarda aradığınız ve dışarılardan bulduğunuz bir şey değil. Hani çok kabaca diyeyim. Şimdi konunun da biraz özüne inmemiz gerekirse, bana kalırsa bu özgüven konusu tamamen ailede başlıyor. Ve hani 8-9 yaşlarına gelene kadar da yine bana kalırsa %80-90'ı hani neredeyse tamamlanmış oluyor. Bizim ne kadar özgüvenli olup ne kadar özgüvenli olamayacağımızı da genel olarak hani dediğim gibi bu 8-9 yaşına kadar aldığımız ailemizden bize sunulan ya da sunulmayan davranış kalıplarıyla kendimize biçtiğimiz değerle alakalı. Şimdi arkadaşlar, aile ortamı çok önemli dedim. Neden önemli? Özellikle anne baba. Yani anneniz babanız belli bir yaşta boşanmış olabilir. Bu da tabii ki de sizi etkiler. Belki beraberlerdir ve gerçekten hani çok mutlulardır. O zaman zaten büyük olasılıkla hani sizin de yaptığınız şeylerde genelde aferin oğlum, aferin kızım, İşte ne kadar iyisin, ne kadar başarılısın diye sizi motive ediyorlarsa ve genelde yaptığınız herhangi bir hani tırnak içinde kötü bir şeyden dolayı da cezalandırılmadıysanız ya da size yeterli ve değerli olmadığınız, yani yetersiz ve değersizsin denmediyse genel hatlarıyla, zaten hani %90 sizin özgüvenle ilgili çok büyük sıkıntılarınız olmayabilir. Lakin hani her birimizin bence ya da birçoğumuzun diyeyim, hani çok fazla genellemelerde bulunacağım ama bunu asla ben öyle değilim ki gibi almayın. Zaten genelleme yapıyor olacağım. Çünkü anlatabilmem için genellemelere ihtiyacım olacak. Mesela benim ailem, yani annem babam 4 yaşında ayrıldı ve bu beni özgüven açısından bence olumsuz anlamda etkiledi. En büyük sebebi de zaten babamın evden ayrılmasıydı ve benim kendimi babamın evden ayrılmasıyla değersiz ve yetersiz hissetmem oldu. Ve bundan sonra da zaten sanıyorum işte ben sevilmiyorum, bana hani güven duyulmuyor, bana değer verilmiyor gibi gibi böyle hesaplara da demeyeyim de bir çocuk olarak, hani 4 yaşında bir kız çocuğu olarak kendi kendime böyle bir değer biçmiştim. Şimdi sizin de yaşadığınız büyük küçük ayrılma olabilir, ailenizin dediğim gibi ayrılması. Ne bileyim, babanız belki hani böyle şiddet uyguluyor olabilir, belki anneniz, belki annenizle babanız kavga ediyor olabilir. Yaptığınız hatalar bir çocuk olarak yüzünüze vurulmuş olabilir.
Yani bana kalırsa esas konu ve esas olay gerçekten ailede başlıyor. Bu sadece anne baba olarak da görmeyin. Belki sizi anneanneniz, babaanneniz, dedeniz büyütmüştür. O zaman hani onlarla ilgili de, onların sizi nasıl yetiştirdiğiyle ilgili de konular burada çok önemli. Dolayısıyla hani burada psikolojik çok böyle derinlere falan inmeyeceğim. Ama şu anda bir yetişkinseniz ve zaten bu videoyu izliyorsanız hani yetişkin olduğunuz aşikar. Yani tabii ki de 17-18 yaşında olsanız da artık 18'den sonra yetişkinsiniz, kaçışınız yok. 18 yaşını geçmiş bir bireyseniz ve travmalarınız varsa bunları sağaltmanız gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü özellikle özgüvenle ilgili çalışmak istiyorsanız ya da kendinize daha da özgüven duymak istiyorsanız, özgüveninizi geliştirmek istiyorsanız bence hani o içinize gömdüğünüz, bilinçaltınızda olan birçok travmanın, yani bu büyüklü küçüklü, travma böyle çok büyük bir kelime ama hani sizi üzen, sizi kıran, size iyi gelmeyen her ne varsa, duygu, düşünce, bunları bir sağaltmanız gerektiğine inanıyorum ben. Şöyle de bir noktası olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi aslında bu aileyle ilgili konu hani bizim özgüvenimizi baltalayabilecek en önemli zaten alan. Çünkü bir aileye doğuyoruz, bir aile sistemimiz var ve o ailede bizim özgüvenimiz, özdeğerimiz, özsaygımız, yani her şey aslında ya şekilleniyor olumlu bir şekilde ya da daha böyle çiçek açacakken belki de kurumaya başlıyor. Bana kalırsa ikinci en önemli konu aileden sonra kesinlikle özellikle kurduğumuz duygusal ilişkiler. Yani belli bir yaştan sonra belki üniversitede, belki hani lisede böyle gerçekten sevdiğiniz birini buluyorsunuz. Ne bileyim belki üniversiteden sonra, ne zaman olduğu da önemli değil. Ama bir şekilde o yaşadığınız ilişkide yara aldıysanız, özellikle size kötü söz söylenmesine tahammül ettiyseniz ya da kötü davranılmasına müsamma gösterdiyseniz eğer, gerçekten bunlar sizin yine özgüveninizi bence baltalayabiliyor. Ve burada da hani böyle bunları madde madde gitmeyeceğim. Biraz böyle içimden nasıl geliyorsa öyle anlatacağım. Hani notlarımı aldım ama yine de şuna buradan bağlayacağım. Bu noktada özgüveni geliştirmek için, yani bana bunun çok faydası oldu, belki size de olur. Hayır diyebilmek, sınır koyabilmek, ben bundan hoşlanıyorum ve ben bundan hoşlanmıyorum diyebilmek. Bazen karşınızdaki kişiyi kaybetmek pahasına bile olsa, senin bu yaptığın hoşuma gitmiyor, bana kendimi iyi hissettirmiyor ya da bu yaptığın gerçekten kendimi güvensiz hissettiriyor ya da sana güven duymamı zorlaştırıyor, ben bu şekilde mutlu olmuyorum diyebilmek gerçekten özgüvenli bir birey olduğunuzu aslında gösteriyor. Yani demem o ki, sınır koyabiliyorsanız ve hayır diyebiliyorsanız eğer, bu gerçekten çok kıymetli ve çok değerli. Siz hayatınızda eğer ki gerçekten insanlara sınır çizmede zorlandığınızı hissediyorsanız, benim sınırlar videomu izleyin dermişim. Yok, sınırlarla ilgili ama bir kitap paylaşmıştım, onu okumanızı ve içinizden gelirse isterseniz o videomu izlemenizi de öneririm. Ama sınırlar, hayır diyememek ya da evet diyememek. Bazen de hani çok hayır deriz ama evet diyemeyebiliriz. Aranızda belki öyle insanlar da vardır. Benim şahsen hayır demem daha kolay, evet demem daha zor. Ama bu belki tuhaf gelebilir bazılarınıza. Her neyse, yani gerçekten özgüvenli ve gerçekten hani özüne sadık insanlar gerektiği yerde evet, gerektiği yerde hayır demeyi bilen insanlar olduklarını ben düşünüyorum. O yüzden bunlara bir göz atmanızda fayda var. Ve yine söylüyorum, hani bunları böyle söylemesi ya da sizin bu videoyu izlemeniz, beni dinlemeniz tabii ki de çok kıymetli ve ilk adım. Ama bunları hayatınızda ne kadar ve nasıl kullandığınız inanın bana çok daha önemli. Belki bir ilişki içindesiniz ve belki de partnerinize hayır demekte gerçekten çok zorlanıyorsunuz. Ve belki bu 3-4 senedir böyle gidiyor. Belki daha uzun zamandır. Ve artık bir ilişkide dinamikler de oluşuyor. İlişki uzmanı değilim ama onu biliyorum. Yani o dinamikleri kırmak da zorlaşabiliyor. Ben burada hiç kimseye hiçbir şekilde tavsiye veremem ama şunu söyleyebilirim. Sizin kendinize sadık olmanız, kendi özgüveninizi ele almanız her şeyden çok önemli. Bu yüzden de belki o kişiyle konuşmanız faydalı olabilir. Yani şöyle, ben kendimi eskisi kadar
güvenli hissetmiyorum. Yani eskiden kendime daha çok güven duyuyordum. Sanki seninle olan ilişkimde bu güvenim zedeleniyor bir şekilde. Ve bunun neden olduğunu biraz araştırıp kendi içime biraz dönmek istiyorum diyebilirsiniz. Atıyorum. Yani bunlar biliyorum çok kolay değil ya da destek alabilirsiniz. Ama bir şekilde benim inandığım bir şey var ki sizin kendinize olan sevginiz, kendinize olan merhamet, şefkat, güven duygunuz ve gerçekten neyi hak ettiğinizi sizin belirleyip size bu şekilde davranılmasına evet deyip hoşlanmadığınız bir şey olduğunda da hayır demeniz gerçekten çok kıymetli. Bir de bence şöyle bir noktası daha var. Bunu güçlendirmek, yani daha özgüvenli olmak için ne yapılabilir? Yani ne yapabiliriz de daha özgüvenli, daha böyle gerçekten işte falan hissedebiliriz. Bu arada hani aranızda belki vardır. Bana bir aralar hani öyle geliyordu. O yüzden de buna da değineceğim. Hep değineceğim şeyler var. Şöyle hani böyle sanki çok özgüvenli insanlar biraz böyle egolu insanlar gibi geliyordu. Hani böyle burnundan kıl aldırmayan tipler vardır ya, böyle çok özgüvenli falan. Aslında o sağlıklı bir yere gitmiyor. Yani benim burada paylaştığım özgüven, aman da işte egolu olun, kendinizden asla taviz vermeyin, burnunuzdan kıl aldırmayın falan asla değil. Yani zaten böyleyseniz bence bunun üzerine çalışın, çünkü bunun adı özgüven değil. Özgüven diyorsanız bile bunun sağlıklı bir özgüven olduğunu asla söyleyemem. Bence değil çünkü. Ve genelde böyle insanlar bana göre biraz narsist yapıda olabiliyorlar. Yani aslında her şeyde hani dengeden bahsediyorum ya ben. Hani yogada da hep bu var ve benim gerçekten hayatımda öğrendiğim, yani her gün daha da öğrendiğim ve deneyimlediğim bir konu denge. Şimdi özgüvenli olacağız derken onu burada düşünün, şurada. Hani özgüvensizlik burada, aşırı özgüven de burada. Yani aslında bunun iki ucu da çok tehlikeli. Tehlikeli derken hani biri sizi depresyona sokabilir, ruh haliniz ve moraliniz, duygu, düşünceleriniz hani böyle yerlerde olabilir. Diğeri de sizi narsist yapıda, insanlarla empati yeteneğinden yoksun, her şeyi kendisi böyle en iyi biliyormuş, en iyi yapıyormuş gibi hissetmenize sebep olabilir. Dolayısıyla ben yine ve her zaman gerçekten dönüp dolaşıp yani denge diyeceğim. Her şeyde her zaman denge bence. O yüzden hani buradan buraya geçerken bu arada bocalayabilirsiniz. Hani siz atıyorum yıllardır özgüvensizsiniz ve böyle gerçekten artık özgüvenli olmak istiyorsunuz. Bir anda böyle deli gibi özgüvenli olmaya çalışabilirsiniz ve insanları dinlemeyebilirsiniz. Ne bileyim, böyle kendinizi zaten ben bir taneyim, biriciyim falan derken bulabilirsiniz. Bu bocalama süresi ve bence hiçbir sıkıntı yok. Sonuçta hani inşaat yapılırken bile şey deniliyor ya, çevremize verdiğimiz zarardan ne deniyor? Çevremize verdiğimiz zarardan dolayı özür dileriz. Hani o sesten, işte kirlilikten falan. Sizde de böyle. Biz insanlar da sonuçta bazı özelliklerimizi, bazı huylarımızı, kendimizde sevmediğimiz eksi yönlerimizi diyeyim, değiştirmek için tabii ki de çevremize istemeden de olsa biraz hasar ya da zarar verebiliriz. Asla kötülük yapın demiyorum. Yani hala iyi kalalım, sevgiyle yapalım, kendimize merhamet gösterelim bence, şefkatli olalım. Ama bazı değişimlerde de o denge biraz şaşabilir. Buna da bence bu konuda da kendinize birazcık daha böyle anlayışlı yaklaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki, bir soru daha gelebilir aklınıza. Özgüvenli değilim diyor olabilirsiniz ve bunu güçlendirmek için tam olarak ne yapabilirim? Ben açıkçası şöyle bir yol geliştirdim. Mesela şunun da farkına bu arada varmak lazım. Özgüvenli olduğumuz alanlar vardır hayatımızda. Ne bileyim, atıyorum çok iyi piyano çalıyorsunuzdur ya da sizin karakterinizle ilgili çok sevgi dolusunuzdur. Ama ne bileyim çok şefkatli değilsinizdir, atıyorum şu anda, ya da çok iyi piyano çalıyorsunuzdur, bu konuda kendinize güveniyorsunuzdur da, ama çok iyi yemek yapamıyorsunuzdur. Bu daha iyi bir örnek oldu sanki. Dolayısıyla sizin kendinize güven duyduğunuz alanlar olduğu kadar, bu arada sıcaktan gerçekten bittim. Kendinize güven duyduğunuz alanlar olduğu kadar o kadar güven duymadığınız alanlar da olabilir. Yani her şeyde her zaman en mükemmel olmak zorunda değiliz. Her konuda kendimize güven duymak zorunda da değiliz. Mesela bu dünyada zaten hani insanların en büyük korkularından, ölüm korkusunu da önüne geçen
olay ve korku yaratan senaryo insanların önünde konuşmakmış. Ve ben açıkçası mesela bunu şöyle yendim. Eğer insanların önünde konuşabilen biri olsaydım ben nasıl bir insan olurdum? Dolayısıyla mesela özgüven geliştirmek istediğiniz bir alan varsa hayatınızda, onu başaran bir insan olduğunuzu belki hayal etmek faydalı olabilir. Bir söz vardır, bilirsiniz. Fake it until you make it derler. Yani bir şeyi başarana kadar onu yapıyormuş gibi davran derler. Ve ben bunun bu konuda aşırı derecede işe yaradığına eminim ve ben bunun ispatıyım. Gerçekten mesela size şunu söyleyeyim ve özgüvenle ilgili benim için mihenk taşıdır yani bu. Mihenk taşı da doğru mu? Yani bir binanın işte o betonlarıdır. Şimdi ben normalde zaten bunu bir videomda bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Hani biraz değinmiştim bu konuya. Böyle sinema televizyon okudum. Yani medya iletişim ve fotoğraf okudum işte tam olarak. Neyse ama böyle kamera önünde olayım, aman işte insanlar bana ilgi göstersin falan, böyle bir merakım hiçbir zaman olmadı. Lakin bunun en büyük sebebi neydi biliyor musunuz? Ben ilgi görmekten korkuyordum. Yani özgüvenim aslında bu konuda o kadar düşüktü ki gerçekten bence, hani şu an düşündüğümde bu özgüvenle de alakalı, kendime güvenim o anlamda yoktu. Sanki beni sevmeyeceklermiş gibi geliyordu. Yani ben neden bu konuda kendime güveneyim ki diyordum. Hani benden daha iyileri vardır. Tabii bu mükemmeliyetçi yapınızın olmasıyla daha da zorlaşabiliyor. Sonra ama ne yaptım biliyor musunuz? Mesela bu YouTube'da ilk başlamam da zaten bu yüzden oldu. Birincisi adım attım. İkincisi de ben kendime bu konuda daha da özgüvenli biri olsaydım nasıl olurdum diye sordum. Ve öyle ya da böyle benim yapmaktan keyif aldığım şey zaten insanlarla paylaşmak ve hani işte çok seviyorum cilt bakımı, ne bileyim beslenme işte falan filan videolarını, ama benim en büyük hobim diyeyim ya da böyle tutkum daha çok böyle işte duygusal, düşüncesel ve psikolojik, bazen ruhsal konulara değinmek. Ben bunlardan çok keyif alıyorum. Okuduğum kitapları paylaşmak, gezdiğim, gördüğüm yerleri paylaşmak, arkadaşlarımı zaman zaman sizlerle vloglarda paylaşmak. Ve sonuç olarak tamam dedim, ben buna başlayacağım ve kamera önünde olacağım. Öncelikle kendimi aşırı derecede rahatsız hissettim. Bayağı böyle hani korkularım depreşti. Yani ben bu arada hani evet bir güven duymuyordum ama duyuyormuş gibi yaparak başladım. Çünkü benim için zordu kamera önüne çıkmak. Ama sonrasında şunlar da tetiklendi. Ben yeterince değerli miyim ki? Acaba ben yeteri kadar verimli olabilecek miyim ki? Yani öz değerlilik, öz yeterlilik gibi konular da açıkçası devreye girdi. Ve bu yüzden de diyorum ki zaten bence bir şeyi yapsaydınız nasıl olurdunuz? Yani o atıyorum piyano çalmak istiyorsunuz ama bu konuda kendinize güvenmiyorsunuz. Ve siz piyano çalan bir insan olsaydınız nasıl bir insan olurdunuz? Bunu düşünerek en azından ders almaya başlarsanız belki göreceksiniz ki aslında bir sandığınız kadar korkutucu olmayabilir o. İkincisi de şu olabilir, öz değeriniz, yeterliliğiniz ya da mükemmel yapmalıyım diye böyle hani o mükemmeliyetçi yapınız da devreye girebilir. Ve o yüzden bence zaten bu konular böyle bir bütün. Ama biliyorum ki özellikle 2020 yılındayız ve bu dönemde bence toplumun da bizden beklediği böyle bir mükemmel olma, işte Instagram'da en iyi fotoğrafı koyma, post etme, en güzel olma, en fit olma, işte yani aklınıza ne geliyorsa en kültürlü olma, en güzel, hani en böyle alımlı. Kadınların üzerinde de bence bu konuda çok baskı var ve bundan dolayı da birçok kadının ve erkeğin bence özgüveni gereksiz yere, ne deniyor ki buna, yara alıyor diyebilirim aslında. Bu arada son olarak arkadaşlar bence özellikle hani böyle depresyon gibi ya da sosyal fobi gibi ya da gerçekten hani böyle insanlarla çok rahat iletişim kuramama haliniz varsa, tamamen özgüvenle alakalı ve belki de kendinizi ister istemez diğerleriyle kıyaslayıp kötü hissediyorsanız bu noktada, dediğim gibi yani eğer
yardım almanızın, destek almanızın daha doğrusu size iyi geleceğine inanıyorsanız çekinmeyin. Bence kesinlikle biraz araştırın ve size iyi gelebileceğini düşündüğünüz biriyle çalışmaya başlayın derim. Şunu da ne olur ve lütfen atlamayın ki şükretmek çok önemli. Yani bugün sağlığınız varsa, bugün gerçekten bu videoyu izliyorsanız, gözleriniz görüyorsa, kulaklarınız duyuyorsa, ellerinizi hareket ettirebiliyorsanız, yürüyebiliyorsanız bence çok şanslısınız. Karnınız doyuyorsa, evde oturup ne bileyim şöyle bir uzanabiliyorsanız bunlar gerçekten çok kıymetli. Ve her küçük bir şey için şükretmek bence hayatınızda birçok şeyi değiştireceğine inanıyorum. O yüzden de buna da değinmesem olmazdı diyorum. Siz özgüvenle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani siz genelde insanlara kolay güvenebilen biri misiniz? Ve en önemlisi de siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Sizce sizin özgüveniniz ne durumda diyeyim? Bunu yorumlarda benimle paylaşırsanız gerçekten çok 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 mutlu olurum. Bunun yanı sıra bu videoyu ve de bu tarz videoları da beğendiyseniz bunu da yorumlarda benimle paylaşın. Aynı zamanda beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açmayı da unutmazsanız çok müteşekkir olurum diyerek haftaya bambaşka bir videoda ve umuyorum ki bu kadar nemli olmayan bir havada görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla, bol bol güvenle ve bol bol merhamet, sevgi, şefkat duygusuyla kalın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Açılışı Joy'da yaptım. Kapanışı sen yaptın. Lucy, sen nasıl bir kızsın? Ha? Özgüvenin nasıl senin? Aşkım, bakar mısın? Bakar mısın çocuğum? Tamam.